Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. 27 Kasım 3 Aralık haftasına hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, evet Güneş Yay Burcu'nda ilerliyor. 1 Aralık'ta hafta ortasında Venüs Yay Burcu'na geçiş yapacak. 4. ev alanınızda şu dönemde belki eviniz, yaşadığınız yerler, mekanlar, yuvanız, ebeveynler, anneniz, babanız onlarla ilgili konularda güneş biraz daha enerjinizi o alana veriyor, o alanı aydınlatıyor. Venüs daha hoş etkiler getirecektir. Çünkü Venüs sevgi, aşk, güzellik, sanat gezegeni olarak geçtiği ev alanlarına şanslar getirir. Belki evinizi ya da yaşadığınız mekanları biraz daha güzelleştirmek isteyebilirsiniz bu dönemde. Aile içi ilişkiler de biraz daha hoş ve destekleyici hale gelebilir. Hafta ortasından itibaren evet ee, dolunay enerjileri de gündemde. Jüpiter Akrep burcunda Neptün'le üçgen bir açısı var. Bu biraz daha hani romantik ilişkileri destekliyor. Ee, özellikle eş, partner ya da iş birlikleri konusunda Jüpiter Neptün üçgeni biraz daha e, sizin için destekleyici ikizler dolunayı da sizin için önemli çünkü değişken bir burçta meydana gelecek aynı zamanda yine 3 Aralık'ta gezegeniniz Merkürün retro hareketi var bu da sizin için çok önemli 20 gün kadar Merkür retro'su devam edecek retroya da Satürn'e kavuşarak geçiyor o nedenle şuna dikkat etmeniz gerekiyor bir haftanın ilk günlerinde çok önemli konuşmalar varsa ciddi anlaşmalar imza gibi sözleşme gibi konular varsa bunları haftanın ilk 3 gününde yapmakta fayda var. Çünkü daha sonra hem merkür durgunlaşacak hem e, retro hareketin etkisi başlayacak hem de 3 e, Aralık'ta ikizler dolunayının e, etkisi altına gireceğiz. İkizler dolunayı e, sizin 10. evinizde meydana geliyor ancak Neptünden de çok e, sert bir açısı var. Bu biraz karmaşa yaratan bir açıdır bir belirsizlik e, ve hayal kırıklığı yaratabilen bir açıdır. İlişkilerde, işbirliklerinde, ortaklıklarda e, yanıldığınız ya da daha önceden görmediğiniz bazı şeylerle karşılaşabilirsiniz. Ki tabi bu da hani umut bağladığınız bir şeyse söz konusu bir hayal kırıklığı verebilir size. Ya da eşten ortaktan kaynaklanan böyle bir aldanma, aldatılma gibi bir durumu da ortaya çıkarabilir. Çünkü dolunay bir aydınlık verir, bir aydın e, or gerçekleri ortaya çıkarır. Merkür-Satürn kavuşumu da biraz sizi gerçeklerle yüzleştirecek gibi görünüyor. Daha önceden fark etmediğiniz ya da görmek istemediğiniz, ertelediğiniz bazı gerçeklerle ya da sorumluluklarla sizi yüzleştirebilir. Bu biraz tabii zor bir dönem. Ee, ...çok kolay açılar değil... ...ancak hani Jüpiter'in desteği var... ...bir yandan destekleyici enerjiler de var... Ee, ...Venüs'ün de yay burcunda olması... ...yine bu anlamda sizi destekliyor... Ee, ...şu dönemde yapmanız gereken şey... ...bir... ...özellikle... ...perşembeden itibaren dolunay etkileri artmaya başlayacak... ...cuma, cumartesi çok yoğun ama... ...önümüzdeki hafta ortalarına kadar da yine... ...etki altında olacağız... Ee, ...şu dönemde karşılaştığınız herhangi bir konuda... ...acele karar vermemekte dürtüsel davranmamakta da fayda var. Biraz işleri oluruna bırakmak gerekiyor. Zaten Merkür Retrosu hem Dolunay bir de eğer bu Dolunay size bazı şeyleri gösterdiyse bazı hatalarınızla yanlışlarınızla yüzleştiyseniz onları ele alıp çözümlemek, toparlamak yanlışlarınıza düzeltmek için de bir size Şans verebilir, en azından retro döneminde ay ortasına kadar olan dönemde dolunay ise gösterdiği o gerçeklerle yüzleşip onları bir şekilde düzenleyebilirsiniz sevgili Başaklar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşçakalın.